Megalodon'un yıllar önce, hatta milyonlarca yıl önce ölüp gitmiş olması gerekirdi. Ancak zaman zaman sadece köpek balığı olmak için gereksiz büyük köpek balıklarıyla karşılaşmıyor değiliz. Mesele şu ki onlar sadece köpek balığı mı? Yoksa dahası var mı? İşte karşınızda Megalodon'u hatırlatan köpek balıklarının görüldüğü 5 an. Google Earth'teki devasa köpek balığı görseli. 2017 yılının Kasım ayında Kolombiya Üniversitesi'nden araştırmacılar ve bilim adamları Google Earth uydu görsellerine bakıyordu. Bu süreçte aşağı yukarı 21 metre uzunluğunda olan bir köpek balığına denk geldiler. Sahiden de heybetli bir köpek balığı. Bunun aşağı yukarı Megalodon'un boyutuyla aynı olduğunu söylememize gerek yoktur herhalde. Ancak peki bu bir Megalodon muydu? Merak uyandıran da bu görsel üzerinde birçok tartışma yapıldı ve birçok insan bunu kanıt olarak algıladı. Megalodon hala dünyamız sularında dolanıyor olabilir. Megalodon türünü pek bilmeyenleriniz için söyleyelim. Bilim adamları bu köpek balığının yaklaşık olarak 2.6 milyon yıl önce neslinin tükendiğini söylüyor. Yani sağda solda Megalodonlara benzer köpek balıkları görmemiz pek de beklenilen bir durum değil. Buna rağmen siz izleyicilerimize dahil birçok insan Megalodon'un hala dünyamız okyanuslarında kol geziyor olabileceği fikrine sıcak bakıyor. Bu gibi görsellerin ortaya çıkması da insanları bu fikre inanmaya daha çok itiyor. Fosiller üzerinde yapılan kemik analizlerinin neticesinde bilim adamları Megalodon'un 15 ila 22 metre arasında olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda Kolombiya Üniversitesi'ndeki bilim adamları da bu bulguyu oldukça ciddiye alıyor. Bu görsele rastladıklarından beri bu canavarın Basra Körfezi'nin oralarda Google uydusunun tam da fotoğrafı çektiği bölgede olup olmayacağı konusunu irdeliyorlar. Basra Körfezi, Hint Okyanusu'nun bir uzantısıdır ve İran'la Arap Yarımadası'nın arasında yer alır. 2019 yılı itibariyle bilim insanlarının bulgularını dünya ile paylaşacağı ancak hala araştırma sürecinde oldukları biliniyor. Megalodon kadar büyük bir köpek balığı saklanmak için büyük bir yere ihtiyaç duysa gerek. Basra Körfezi ise bu iş için harika bir boyutta. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir Megalodon muydu yoksa son zamanlarda diyeti bozmuş normal bir köpek balığı mıydı? Endonezya devi. Bu 22 saniye süren görüntülerdeki köpek balığının boyutuna bakacak olursak, eğer gerçekse sahiden de bir Megalodon olabileceğini söylemek mümkün. Ancak mesele de bu. Gerçek mi? Bu görüntüler Endonezyalı bir haber ajansından çıkma ve maalesef ki Türkçe çevirisine ulaşmak mümkün değil. Bunun neticesinde bu kısa videonun bağlamını da yetkililer tarafından nedenle ciddiye alındığını da bilmiyoruz. Sahte olup olmadığı da büyük bir merak konusu. Görüntülerde görüldüğü üzere görüntüler bir tekneden çekiliyor ve kadrajda devasa bir köpek balığı var. Sudan dışarıya fırlıyor, ağzında da büyük bir şey var. Neyi yediğini anlamak güç ancak bunun suda yaşayan bir hayvan olduğunu düşünüyoruz. Belki de bir tekne bile olabilir. Görüntüleri yavaş çekimde izlediğimiz takdirde daha iyi anlayabiliyoruz ki bu köpek balığının yediği şey bir tekne. Köpek balığı ardından suya geri dönüyor ve bir daha hiç görülmemek üzere uzaklaşıyor. Bu köpek balığı o kadar büyük ki bir Megalodon olmalı değil mi? Sizce? Mariana Çukuru'nda gizlenen. 4 Ekim 2016 tarihinde Buzz Channel'ın Facebook sayfası Mariana Çukuru'nun dibinde iddia edildiğine göre 15 metrelik bir Megalodon'un olduğu bir video paylaştı. Mariana Çukuru'nun Pasifik Okyanusu'nun en derin kısmı olduğunu biliyorsunuzdur. Gönderiye göre çoğu kişinin ilk başta Pasifik uyuyan köpek balığı sandığı 15 metrelik köpek balığı çukurun yaklaşık 1,5 kilometre derininde bulunuyordu. Derinleşen araştırmalar neticesinde Pasifik uyuyan köpek balığının sadece 6 metreye kadar büyüyebildiği ortaya çıktı. Nihayetinde keşfedilen balığın bir Megalodon olabileceği sorusu akıllara geldi. Çünkü 15 metre ve üzeri boylara sadece Megalodonlar çıkar. Hepinizin de tahmin etmiş olacağı üzere bu video yayınlandıktan sadece bir hafta sonra 700 bin izlenme aldı. Ancak görüntülerde köpek balığının tam uzunluğunu görmek mümkün olmadığından analistler balığın boyutunu kafesinkinden yola çıkarak hesapladı. Ancak video viral olduğu anda birçok bilim adamı da bu söylemlere katılmadı. Hep de öyle olur zaten. Ancak bilim insanları bu görüntülerden yola çıkarak gördüklerinin sahiden de büyük bir derin deniz köpek balığı olduğu kanısına vardı. Ama Megalodon değil. Bunu da Megalodon'un bu gibi derinliklerde hayatta kalamıyor olduğuna dayanarak söylediler. Bu gibi derinliklerde yiyecek bulmak olanaksızdır çünkü sadece amfipodlar o denli basınca dayanabilir. Minicik bir amfipodsa Megalodon'un dişinin kabuğuna bile yetmez. Megalodonlar koca çocuklardır. Bu gibi küçük şeylerle idare edemezler. Günlük bir balina tüketmekten hallice olurlar diyelim. Ama tabi hepimizin o kadar yiyen bir arkadaşı vardır. Hani biliyorsunuz o kişi. Hep vardır. Kilo falan da almaz onlar. Neyse. Konuyu dağıtmayalım. Megalodon o arkadaşımızı ciddi bir oranla sollar. Aynı zamanda birçok insan bu görüntülerin Mariana Çukuru'nda çekilmediğini, YouTube'a 2008 yılında yüklenen Japonya'nın Suruga kıyısında çekilen bir videoya ait olduğunu söyledi. Dava kapandı, gizem çözüldü mü?
Elbette hayır. Birçok insan bu olayı irdelemeye ve bunun bir megalodon olduğunu düşünmeye devam ediyor. Peki ya siz? Bebek lodon. Şimdi ise muhtemelen bir megalodon yavrusu olan bir köpek balığından bahsedeceğiz. Peki ama daha küçükse bir megalodon olduğunu nereden bileceğiz gibi düşünüyor olabilirsiniz. Neyse, Avustralya'nın hemen kıyısında 2016 yılının Ocak ayında 7 metrelik bir köpek balığı görüldü. 7 metre köpek balığı olmak için fazla büyük, bir megalodon olmak için ise fazla küçüktü. Peki o zaman bu neydi? Büyük bir köpek balığı mı, küçük bir megalodon yavrusu mu? Helikopter devresi tarafından görülen bu köpek balığı kıyıdan 100 metre uzaklıktaydı. Yetkililer köpek balığı alarmı verdi, tüm plajları boşalttı ve o gün olması planlanan tüm olayları iptal etti. 7 metrelik bir köpek balığı görseniz tekrar suya girer miydiniz? Helikopter ekibinin bir üyesine göre bu onun gördüğü en büyük köpek balığıydı. Bu adamların sizin vatoz gördüğünüzden çok çok daha fazla köpek balığı gördüğünü de unutmayın. Yani onların da bu köpek balığına büyük demesi bir anlama geliyor olsa gerek. O zamanlar bir köpek balığı uzmanı olan Andrew Fox, her ne kadar bazı köpek balıklarının normalden fazla büyüyebiliyor olmasına rağmen 7 metrelik bir köpek balığının kendi deyimiyle abartma etkisine tabi olduğunu belirtti. Bu konu hakkında yazılmış bir makale ile hemen açıklayalım. Abartma etkisi, kişinin beklediğinden çok daha büyük bir şeyle karşılaşması sonucu ortaya çıkıyor. 5 metrelik bir köpek balığı hali hazırda bir insanın 2,5-3 katıdır. Yani 6 metrelik bir köpek balığı insan gözü perspektifinde kişiye ne kadar büyük görünür. Ancak birçok insan Fox'un bu fikrine katılmıyor. Kendisine göre helikopterde düzenli bir şekilde köpek balıklarına rastlayan adamlar da abartma etkisinin kurbanı olmuş. Tamam, plajda güneşlenen kişiler bu etki sınırlarına dahil olabilir ancak onlar da mı? Şüpheliyiz. Bu olayın ardından insanlar hissettiklerini dile getirmek için sosyal medyayı kullandı ve bir kişi dedi ki, bunun bu denli büyük olması köpek balığı olmasından değil, bir megalodon yavrusu olmasından. Gerisi zaten çorap söküğü. Ancak kuşkucu olan insanlar bunun küçük bir megalodondan ziyade büyük bir köpek balığı olduğunun fikrinde ısrarcı oldu. Her ne kadar kendileri azınlık olsa da. Peki ya siz hangi taraftasınız? Michael Mayer'in keşfi. 2016 yılında dalış tutkunu olan Michael Mayer, dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir görüntü paylaştı. Derin mavi adı verilen köpek balığı. 7 metreye yakın boyutuyla dünyayı şoke eden bu köpek balığı insanları düşündürdü. Bu aslında bir megalodon olabilir miydi? Meksika'daki Guadalupe adasının kıyısında çekilen bu görüntülerde köpek balığının dalgıçlar etrafında meraklı bir şekilde gezindiği ve bizler kadar olan et parçalarını tek lokmada mideye indirdiğini görüyoruz. Michael'a göre dalış ekibi suya girdikten sonra beklemeye karar vermiş. Çünkü görecek kayda değer bir şey yokmuş. Bir süre geçtikten sonra ise bu devasa köpek balığı çıka gelmiş. Saniyeler sonra ise Michael ve ekibi bunun sıradan bir köpek balığı olmadığını, bunun harbiden de kallavi bir köpek balığı olduğunu fark etmiş. Ekip aslına bakarsanız derin mavi ile onun davranışlarına göre biraz daha vakit geçirme kararı almış. Bu sayede elde ettikleri görüntülerden anlaşıldığı üzere derin mavi bir dişi ve yaklaşık 50 yaşında. Teknik olarak konuşursak derin mavi bir megalodon değil, sadece büyük bir köpek balığı. Ancak bu görüntüler elbette ki megalodonun hala oralarda bir yerde olduğunu ve neslinin devam ettiğine dair spekülasyonları tetikledi. Büyük beyaz köpek balığının dişileri normalde 4-5 metre uzunluğunda olurken 7 metrelik uzunluğuyla derin mavi sahiden de büyük. Aynı zamanda bilim adamlarının eskilerin megalodonunun günümüz büyük beyaz köpek balığına evrildiği düşüncesini de akılda tutmak gerek. Yani derin mavi başlı başına bir megalodon olmasa da insanlar onun megalodonun akrabası olduğuna inanıyor.